Selam, nasılsınız? Ben iyiyim. Kendime bir Nescafe'nin White Chocolate Mokası çıkmış, onu yaptım. Onu içiyorum. Kanserojen, siz içmeyin. İşte karakterim Banyede, ismini koronavirüs koyduğum için. Bir ay ana karakterim yok ama bu size video çekmemi engellemiyor. Bugün ucuza skinler inceleyeceğiz. Alabileceğiniz ucuza güzel skinler. Ucuz ne kadar abi? 100 gold. 100 gold üzerine koymadım. 100 gold'a kadar olan şeyleri ucuz kabul ettim. Koydum. 1 gold'luk da var. 100 gold'luk da var. Fiyatlarını ve kendilerini göstereceğim. Hızlıca başlayalım. Şöyle bir liste var. Liste oluşturdum size. Şuradan şöyle aşağı doğru ineyim. İsteyen durdursun. Tek tek kendi baksın. İsteyen ben anlatayım. Dinlesin videoyu. Vaktinizi harcamayın boşuna. Bunlar. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Alchemist set ve Equinox set. Bunları set olarak aldım. Tek tek gösterip uzatmamak için. Bu setin hepsi bence güzel bunların. Ve şöyle de belirtmem gerekir. Bu benim kişisel görüşüm. Bence yani benim önerilerim bunlar. Mesela şöyle Alchemist Sword'u göstereyim. Şöyle. Bu sete ait her şey güzel. Bence böyle güzel parlıyor. Aynı şekilde Equinox seti de o şekilde. Yani mesela staff'ı bu şekil. Fiyatı da gördüğünüz gibi yani 109 gold. Sen 100 gold dememiş miydin? Evet ama işte 82 gold'a offer alabiliyorsun yani 100 gold. Bu iki sete ait bütün şeyleri, silahları alabilirsiniz. Ardından Frostforged set var ve Royal Flame Coffer'dan gelenler var. Frostforged gene şu şekilde. Bunlar bayağı ucuz. Şöyle. Mesela gene Sword'u. Bu şekil. Ya da Royal Flame Coffer şu şekilde Royal Flame Coffer'da. Buradan 39 gold alabiliyorsunuz. Bunu direkt şeyden göstereyim, bankadan göstereyim. Çünkü bu karakterde yok. Şöyle Royal dediğimiz zaman ucuz bütçeli Volcanus falan olabiliyor mesela Great Sword'u örneğin. Şöyle elinize aldığınız zaman yanıyor. Yani normal dungeon'dan alınanın yanan versiyonu. Bu biliyorsun sadece gece yanıyor ve mavi yanıyor. Bu her zaman yanıyor. Yine ucuz ve güzel bir tercih. Şöyle mesela Axe'ını da göstereyim. Ucuz alabileceğiniz güzel skinlerden bir tanesi. Sonra şey gelelim. Nereye gitti la benim şey? Liste. Şöyle. Science Glove var. Science Glove Achievement'la alınıyor. Onu da şöyle göstereyim. Kolay bir Achievement var. Para vermeniz gerekmiyor. Şu şekilde. Parlayan, mavi, güzel. Bir kılıç. Achievement'ını tam bilmiyorum ama kolay. Onu söyleyeyim. Sayın yazsam çıkar mı bilmiyorum. Çıkmıyor. Buna bakarsınız. Yazıp bakabilirsiniz buna yani. Ne olduğuna. Sonra buradan Genesis ve Entropy. Bu iki tane şeyimiz. Bunlar Hammer. Hammer meta değil ama ben gene de göstereyim kullanmak isteyenler için. Bu. Bir de şu. Bu 1 gold civarı. Genesis 20 gold civarı. Bu ikisi ucuz ve güzel skinler. Şöyle. Işıklı mışıklı. Bence bu daha güzel ama hem daha da ucuz. Size kalmış. Sonra Aranayemiz var bir tane. Bu birazcık pahalı. Bu 100 gold sınırında olan bir şey. Şöyle. Longbow bu. Tek longbow güzel bence bu. Ucuzlardan yani. Diğerleri pahalı. Ucuz ama bu fena olmayabilir. Ardından Miss Cleaver var. Axe'lara geçiyoruz. Miss Cleaver ve Revenge var. Miss Cleaver'ı craft ediyorsunuz. Belirli zamanlarda vendor'u geliyor. Oradan craft ediyorsunuz. Yine 100 gold civarı. Şöyle bir Axe. Yine Revenge var. 20 gold civarı onun da fiyatı. O da şöyle. Satır. Kıyma RP'si. Char'lara özellikle çok güzel gidiyor bu. Öyle söyleyeyim. Bu var. Sonra Forged Dagger var. O da gene 10 gold civarı. Dagger'lara geçelim.
Şöyle güzel bir skinimiz var. Hafif ışık saçıyor. Ardından yeni gelen şeyler var. Greatsword. Bu son patch'e geldi biliyorsunuz. Visions of the Past'le. Şöyle alev saçan story'deki Ryland'ın kullandığı Greatsword. Bu da fena değil ve güzel. Hoş. Ondan sonra Dark Harvest var. Dark Harvest'i biliyorsunuz ki şeyden alıyorsunuz. Necromancer'ın Elite Spec şeysi. Şöyle hafif şey saçan bir görüntüsü var. Sis mi diyeyim? Sisli böyle. Buzlu. Buna para vermiyorsunuz işte gene koleksiyondan. Ardından Kobalt var. Kobalt 3 gold civarı bir şey. Bu en başlangıçtaki tam bir pleb şeysi. Greatsword'u. O da şu şekil. Sırtınızdayken parlamıyor. Çekiyorsunuz parlamaya başlıyor. 3 gold civarı bir fiyatı var. 3-4 gold civarı. Böyle. Aragorn'un kılıcına benziyor ama yandan yemişi. Ondan sonra Eclipse var. Gene şeyden. Koleksiyondan aldığınız şöyle. Bu da Twilight çakması gibi. Ama fena değil. Anime karakterlerine hoş gidebilir. Böyle bir şeyimiz var. Koleksiyonla yapıyoruz. Gene 5 kuruş para vermiyorsunuz. Ardından Desert King Mace var. Mace'lere geçiyoruz. Desert King setini çok sevmiyorum ama Mace'i güzel. Şöyle. Braham'ın şeyine benziyor ama o Gem Store'da 800 gem civarı. O da 300 gold'a geldi için onu koymadım tabi. Bu da onun cheap versiyonu. Desert King skinlerde gene 60-70 gold bandında değişiyor. Desert King Mace var. Rock Crusher var. Onu şuradan göstereyim çünkü fiyatını hatırlamıyorum. Rock Crusher da basit. Gerçekçi şeyleri sevenler için. 67 gold fiyatı varmış. Şöyle basit ama basit ve güzel gerçekçi görünüm sevenler için. Hoş. The Verge var. The Verge şeyden geliyor. Bunu listeye koydum. Çünkü hem güzel hem şey. Raid şey bu. Raid skin'i. Raid'den açabiliyorsunuz. Deimos'tan düşüyor ya da işte şartla alıyorsunuz. Gene hoş bir mace. Oradan kasabilirsiniz. Inquest pistolümüz var. Pistollere geçtik. Inquest yazdığımız zaman. Inquest pistol şöyle şeye benziyor. Revolver'a. Bunu Crucible of Eternity dungeon'ından alıyorsunuz. Oradaki tokenle. Gene hoş yani. Ucuzluğuna şey verirsek, bakarsak. Sonra rifle'lara geçelim. Seven Reaper rifle güzel. Ben bu Seven Reaper'ların bazılarını seviyorum, bazılarını beğenmiyorum. Ama bu gerçekten hoş bir rifle için. Şöyle ışıklı mışıklı. Hoş bir görüntüsü var Seven Reaper rifle. Ve Seven Reaper'lar da şu şekilde 40-50 gold fiyat bandındalar. Gene güzel. Steel Warband Warshot'umuz var. Direkt o da genel şeyle gelen bir şey. Niye çıkmadı? Heh. Bu Visions of the Past ile gelen. Şu şekilde altından gene ufak alevler saçan. Hoş bir rifle. Fena değil. Ardından Scepter'lara geçtiğim zaman Winter Stay var. Winter Stay Scepter fena değil. Kar küresine benziyor. Şu şekil bir görüntüsü var. Winter Stay Scepter'ın da gene fiyatı yaklaşık 100 gold civarı. Biraz pahalıdır. Ama okeydir yani. Şöyle şurada 130 gold'dan offer'la 75 gold civarı bir fiyatı var. Bu gördüğünüz skin'in. Tekrar buraya gelirsek Oblivion ve Azimuth'a geçelim. Oblivion oyunda benim en sevdiğim skin. En beğendiğim, en güzeli. Nereye kayboldu? Heh. Bu. O kadar büyük ki hatta gözükmüyor şeyde tam. Şöyle göstereyim. Benim en beğendiğim skin bu oyunda. Bunu raid'den alıyorsunuz. Gene raid skin'i bu. Wing 5 Doom'dan düşüyor ya da Wing 5, Wing 6, Wing 7 şartlarıyla alabiliyorsunuz. Ama Doom'u kesmiş olmanız gerekiyor. Doom asası. Bu şekilde. Azimut
Azimut'ta 50 gol civar bir şeysi var. Ya craft yapıyorsunuz ya da TP'den 50 golda falan çekebilirsiniz. O da şu şekilde. Bu bana hep şeyi hatırlatıyor. İstanbul kıyamet vaktindeki Anka diye bir tane şey vardı. Legendary vardı. Onu hatırlatıyor bana. O şekil bir şeysi var, görüntüsü var. Fena değil gene. Final Rest ile Bloody Prince Staff. Bloody Prince Staff gene 100 gol civarı. Şu şekilde bir görüntüsü var. Böyle. Necromancer falan oynayanlar için fena durmayabilir. Staff of Mathias var. Böyle. Bu da raid şeyi. Bunu da raid'le alıyorsunuz. Gene bedava gibi bir şeye denk geliyor. Sonra fokuslara geçiyoruz. Asaph's Brew diye bir şeyimiz var. Böyle içki fışkırıyor içinden. Bunun da fiyatı gene 20 gold civarı. Güzel bir skin. Ardından Bone Skinner Totem var. Yeni Biora şeyiyle gelen. Şu şekilde. Gene fena değil. Bunda fiyatı 60-70 gold civarı bir şey. Bu da fena değil. Chalice of Gods var. Chalice of Gods direkt karma ile açılıyor. Çok ucuz. Karma Vendor'un yerini internetten yazıp bakabilirsiniz. Şöyle sisli misli. Sis bırakıyor ardında. 7K karma civarı bir şey. Çok ucuz yani. Bir şey para bile değil direkt. Chalice of Gods var. Bu şekilde. Ardından Eternal Sense ve Shifting Sand Focus var. Eternal Sense şu şekilde. Kum saati. Basamadım. Böyle. Bunun da fiyatı 80 ila 90 gold arası. Shifting Sands Focus ise o da burada. Bu da gene 40-50 gold civarı bir şey. Bunun da fiyatı böyle kalkana benziyor. Yani tam fokus gibi değil de kalkan gibi sanki. Fena değil. Ardından Rodgord's Flame var. Bu Rodgord's Flame, Rodgord'un Precursor'ı. Ve 75 gold civarı bir parası var ve gerçekten hani Rodgord'a çok benziyor. Bakın bu 75 gold'da aldığınız versiyonu. Bu 2000 gold'da aldığınız versiyonu. Yani arasında çok benzerlik var. Bu sadece başı biraz daha böyle animasyonu var tabi. Bu 75 gold'da ama gene güzel bir torç havası veriyor yani. Böyle şu arkadan baktığınızı düşünürseniz güzel bir ateş püskürten bir şey. Aynı zamanda Precursor ileride şuna dönüştürmek isterseniz de elinizde bulunmuş olur. Hoş. Bunu kullanabilirsiniz. Death Stab Shield var. 60 gold civarı bir şeysi var. Shield'lara geçiyoruz. Şöyle. Gastling'in yani 1500 gold olan versiyonu bunun. Ucuz versiyonu gibi. Fena değil. Gate of the Good Bites var. 1 gold. 1 gold bile değil. 80-90 silver. Gene gerçekçi skin sevenler için. O hoş uzun lejyoner kalkanı. Charlara güzel gidiyor. Hatta ben de charım da bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz. Şöyle. Ucu biraz kırık ama işte yani 80 silver da bu kadar. Yapacak bir şey yok. Ardından son skin olarak da Seven Reaper Shield var. Seven Reaper Shield. Onu da şuradan alalım. Bu şekilde. Hoş. Dediğim gibi Seven Reaper'ın mesela atıyorum staff'ı ben mesela bunu beğenmediğim için Seven Reaper set olarak almadım bunu. Yani. Ya da mesela Torch'unu şöyle çok beğenmedim ben şahsen yani. Warhorn'unu ya da. O yüzden ama birkaç tanesi güzel değil listeye aldım. Bu şekilde. Başka da bakalım var mı? Yok kalmamış. Ucuz skinlerimiz bu şekilde. Bunları alabilirsiniz yani ucuza. Bazısı işte biraz emek istiyor. Bazısı çok ucuz. Yani ucuza skin bu kadar bulmaya çalıştım. Oturdum baktım bayağı bir saat. Bu kadar bunları buldum yani. Çünkü hep pahalı yani. Güzel skinler yapacak bir şey yok. Ucuza bu kadar bulabildim. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Discord'da bekleriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.